Of. Lan daktırdım. Vay anasını ya. Lan daktırdık ya lan. Vay anam ya. Demin daktırdım daha. Şimdi daktık ya Aziki. Bir daha daktırmasak iyi olacak ama. Şu balığı da alırsak şahane olacak. Oo! Sen kimsin yavrum? Balık avlar dayı. Balık avlıyorsun da sen koca tekneyi görmüyorsun. Ne işin var burada arkadaş? Dayı sen ne zaman geldin? Ya makine istopmedik. Ne hal bir şey ya? Dayı hiç ses duymadım ben ha. Hayret bir şeysin ya. Ulan arkadaş her gittiğimiz yere çıkacaksınız mı siz karşıma benim ya? Ya arkadaş Deniz babanızın denizi misiniz? Ya ilahın aşığı anasını satmam. Nereye geçsek bir cikci mi cikci mi neyse. Ulan gece gündüz karşımıza çıkıyorsunuz lan gidiyorsunuz. Ben gece girmiyorum ya. Ben nasıl gece girmiyorsunuz ya? Baya girmiyorum Allah Allah. Zıpkınla önümüze el feneriyle çıkıyorsunuz. Ne cikçisiniz siz yavrum ya? Gece dalmam ben. Allah Allah ya. Gececilere söyle. Ona söyle buna söyle bu ne ya? Şurada bir balık avlayacağız oltayla ağzımızın adıyla koca denize buldum dibime geldin arkadaş ya. Abi git balık avla rast gelsin ben iş yap arkadaş. Ben çapamı attım arkadaş. Ben çapamı attım. Sen gideceksin. Abi ben bilmem. Avla sana da rast gelsin bana da rast gelsin. Allah Allah ya. Vallahi önüme geçersen kafanı atarım şiki. Vallahi. Bak aslında bıçak çalıyor, bak. Hiç önemli değil. Gel bakayım sen buraya bir gel. Gel bakalım. Gel bakalım sen buraya bir gel. Aha. Hep böyle bir şey buldum. Bu size ait bir şey herhalde. Vallahi hem de benim. Tamam sen. Benim? Bağırdım, çocuğa bağır gibi. Elavun aşığı. İşte görüyor musun bak. Arkadaş Allah razı olsun ne diyeyim? Hepimiz de razı olsun da canım siz de denizi kendinizi bellediniz anasına sattığı bunu bildiğiniz. Ya tamam da işte herkesi bilmiyoruz gel bir çay ısmarlayayım. Gel. Vallahi gel bir çay ısmarlayayım gel. Şekeri varsa hora geçer. Şekerli. Gel bakalım bir iki konuşalım seninle gel. İyi sağ ol bakalım. Gel hadi bakalım. Gel. İyi, cikimiz geldi. Kim bu zıpkıncılar dedik. Gerçekten kim bunlar? Necikçi, yani oltacıların bizim baş belası. Tam böyle av yaparken karşımızdan çıkıyorlar. Tam balık yakalayacağız. Önümüzden çıkıveriyorlar. El feneriyle çıkıyorlar. Geceleyin. Nedir, ne değildir, ne yapıyor bu adamlar? Bir öğrenelim bakalım. Yani işin erbabından, Antalya'mızın gururu, bu işi bilen, bilinçli dalan bir zıpkıncı kardeşim. Baldanoğlu, Ünsal Baldanoğlu. Gece olayı farklı bir olay. Ha, vakti zamanında acemilik döneminde gerçekten daldık. Ama bilinçlendikten sonra avın kuralı, etiklerine, her şey, yani her şeye öğrendikten sonra artık gece dalışını ben kendi adıma bıraktım. Şimdi arkadaş siz dalgıçsınız. Şimdi nedir bu ayağınızdaki nedir? Üstünüzdeki nedir? 3 milim, 5 milim bu kocaman böyle bir palet var. Yani nedir bu arkadaş? Yani bu paletin, yaz kış siz yanmıyorsunuz mu bunda? Yani nedir yani? Özelliği ya nedir? Şimdi dışarıda bu havada 5 milim bir elbise giyersen yanarsın, pişersin, börkersin böğrü çapası mesela. Üşümemek için mi giyiyorsunuz? Yok bu aslında üşümemek için kesinlikle değildir. Bu denizin içindeki bir takım anemonlar yani deniz anası gibi insanı yakan, alerjik eden şeylere karşıdır. Yoksa bunu giymeye gerek yok. Ama giymeden de girdiğiniz zaman işte vay benim şuram yağar oldu, buram kaşındı deme olasılığı %99'dur. O yüzden bu elbiseyi giymek lazım dalıyorsanız. Üşümeme değil yani. Hayır üşümeme kesinlikle değil. Ha, patiye gelince... Ayağımız da üşüdüğü için bunu giymiyoruz. Bu paletin içinde daha iyi tutabilmesi için ve kenarlarından ayaklarınızın yara yapmaması için bunu giyeriz. Eldiven de işte aynı şekilde yine eskiden pahalı eldivenler alıyorduk. Şimdi 5 liraya 3 liraya inşaat eldiveni kullanıyoruz. İnşaat eldiveni değil mi? Gayet de güzel yani. Burada bir ışık var. Bu ne için kullanıyorsun? Hani gece dalmıyorum dedin ama ne işe yarıyor peki? Diyorlar ki bize şu ebatta balığı vurmayacaksınız. Tamam vurmayalım. Işık olmadığı zaman yuvanın içinde bir garaltı görüyorsunuz, pat diye atıyorsunuz. Evet. Çıkarıyorsunuz, al şöyle bir tane orfaz veya kum girdası herhangi bir lagos. Fark etmez. Ondan sonra diyor ki ya bu balığı neden vurdun? Ama bu ışık olduğu zaman
Ben o balığı tuttuğum zaman balığın ebatını görebiliyorum. Bazen mesela hiç kimsenin olmadığı yerde ola ki dönüşte geç kalıyoruz. Kayanın, ormanın içinde bu fener size lazım. Allah korusun denize açıldınız, herhangi bir aksi durum oldu. Geceye kaldınız, bu fener size lazım. O yüzden fenerin gece dalışı dışında zıpkıncıya herhangi bir zararı veya herhangi bizim bir zararlı olduğumuz durumu ben kesinlikle düşünmüyorum. Böyle bir sahilde avlanıyorum, pat diye önümden çıkıyor zıpkıncı. Yani ne yapacağız biz? Bana bir söyle bakalım. Avcı. Av olayını... Yani balığı kaçırıyor musunuz siz? Hayır hayır. Balık kaçırma olayı kesinlikle yok. Ben isterseniz de sizin için bir tane video çekebilirim. Tamam. Biz denizin içinde sakin yüzdüğümüz zaman... Evet. Oltacının bütün balığı bizim çevremizde merak bundan dolayı bizim çevremizde olur. Bu esnada da ben hatta çok kişiye söylemiştim. Atın benim yanıma atın oltayı diye. Ama bana yani zıpkıncı varsa balık yok hayır, burada hayır, deyip meradan dönmeye gerek yok. Zıpkıncı varsa balık da var. Yok kesinlikle. Kaçmıyor yani. Hatta bazı küçük kaçması gereken balıklar gövdesel olarak yani büyük olduğumuz için daha bize yakın gezerler. Kendi normal bu tral mı dersiniz? Tral var ya tral evet, veya saldırgan evet. Balıklardan korunmak evet. için. Evet. Çünkü nedir saldırgan balık bize yanaşmaz. Avcı balık daha doğrusu. Evet. Ha, o yüzden bize bir kalkan olarak göre her zaman oltacının tutacağı balık. Ha, bu yüzden de tabii oltacı bunu bilmez. Bunu biz ne kadar da söylesek bize inanmaz ama gerçekten de bu. Orada tabii av olayı oldu mu olası bir kıskançlık yani var olduğundan bugüne herkes ben tutayım ister ama öyle bir bu kıskançlığı da gideremeyiz fakat bir nebze olsun ya, belki faydası zıpkıncının oltacıya zararı yok faydası var hatta kesinlikle. Diyorsun. Tabii ki var çünkü neden dersen şimdi bir örnek vereyim önümden geçiyor. Hop ya burayı sabahtan belli ben geldim yemledim 2 saattir. Ulan ben yarım saat önce girdim sen orada yoğdun zaten. Ne var da yalan söylen bir. Ondan sonra dönüyorsun geliyorsun az önceki sana bağıran adam hatta duymamışsındır. Belki ana avrat küfür de etmiştir. Ya doğrusudur kardeşim. Adam diyor ya benim holta takıldı alıver. Ediyorsun. İtiraf edin zıpkıncıyı gördüğümüzde birazcık. Ağzımızı bozuyoruz yani. Siz oltacıyı gördüğünüzde kızıyorsunuz mu? Abi ben kızmam. Ha bazen bir daş üstünde oluyor. Ulan orkoyu fok gibi bir sıralanıyorlar. Yemin olsun var ya böyle ya. Oradan buradan geçeceğin diye uğraşıyorsun. Bir de üstüne atanlar da var. Tabii üstüne atıyoruz biz. Akşam kafasını atıyoruz. Hayır lan oğlum ha. Adam bir şey diyemiyor ama atıyor ha. Ben bunu belki daş atar gibi. Köpek taşlar gibi daşlıyor şeyle bizi. Neydi o top yumurta gibi bir şey var ya. Evet. Evet Şaman Bey. Diyeceğim sonuna dönüyorsun geliyorsun bakıyorsun şöyle diyor oltabayın. Bak. Öyle eğiliyor gayrı dakık daşa. Oğlum ya onu bir kurtarıver. Bir sefer de işi düşüyor değil mi? Ha, ulan kardeşim adamda yüz yok. Yüz yok. Ha yüz yok. Camız derisi gibi yüz var herifler. Neden? Yüz olsa adam bunu demez. Az önce adama fırça attın. Doğru mu? Az önce bağırdın çağırdın. Biz duymadık ama ana fırat küfür de ettin. Ha. Ama biz gerçekten her zaman ne bileyim işte kurşun olsun böyle sahte dedikleriniz var ya. Evet rapalalar, sahteler, maket balıklar, jikler. Kurtardığımızla kalmıyoruz. Evet. Çünkü iyilik her zaman iyidir. Evet. Yap iyiliği at denize. Bu evet. Bir gün mutlaka karşına çıkar. Evet. Sen gibi mesela. Sağ olasın. Bundan dolayı bulduğumuzu da veriyoruz. Kurtardıklarımızı kalmıyor. Bulduklarımıza çıktığımızda veriyoruz. Yani dersen onlar da... Ya sizin işinize yaramıyor. Onlar da bizim işimize yarıyor. Yani zıpkıncılar birçok defa hem takılan jikimizi kurtarıyor. Hem de böyle bulduklarını tanıdıklarına veriyorlar. Aynen. Güzel oluyor bizim için yani. Aynen. Mesela bir jik alıyorsunuz. Kaç paraya alıyorsunuz aşağı yukarı bilmiyorum ama. 50 ile 100 arası değişiyor. 50-100 kardeşim. Al sana 50 ile 20-30 liralık ortam arkadaş ya. O evet. Da para. Çünkü onu gerçekten... alamayacak insanlar var yani. Evet, evet, ha evet, evet. Onu verdim de ulan bir Allah razı olsun arkadaş o adam bana evet. Bir şey verdi. Yani evet. Biz zıpkıncıları oltacı arkadaşlar, bu at çekçiler düşman olarak bellemen gözümüzü seven. Gerçekten yani kesinlikle. Düşman değiliz aslında yani. Düşman değiliz de o avın verdiği şey, o av olayı var ya avcı olayı. Evet, bunun evet. Verdiği bir kıskançlık vardı. Evet. Ama Allah'a çok şükür ki gerçekten özümde de böyle bir şey yoktur. Çünkü her denize giren sabah erkenden evine kalkan bir insan gitsin evet. Balığını tutsun. Ne bileyim ava gidiyorsa evet. Şunu vursun. Neden dersen arkadaşlar sabah ben kalktığımda dördüdü mesela. Evet. Ha, bunun için herkes vursun.
avını da vursun, balığını da vursun. Sevinirim. Çünkü neden? Dediğim gibi bunun için kalkıyorsun. Sabahın köründe. Evet. Hadi bakalım bir ekmek al gel desinler bakalım. Gider mi? Gitmezsin. Sabahın önünde işte kalkıp gidiyorsun. Yani hepimiz aynı anda avlanabiliriz aslında. Aynı birbirimize zararımız yok, hatta faydamız var. Değil mi? Ya bak ne dedim işte. Yani bir şey olsa. Takılsa. Ya benim başıma bir şey gelse, tamam mı? Örnek veriyorum. Geç kaldım ya. Evet. Evet, telefon açacağım. Sudan da çıkamıyorsun. Çıkamıyorum. Ya kardeşim selam aleyküm. Rastgele. Ha. Ya şu numarayı arayabilir misin? Ben başımda bir olay yok. Çünkü denize girenin ne olacağını Allah bilir. Değil mi? Telefonunuz yok. Ha, yanınıza bir şey yok. Telefonum yok. Evde de seni merak ediyorlar. Evet. Desem ki ya Ömer kardeşim. Şu numarayı ara ver, ben dalışa devam ediyorum, sıkıntı yok, bitti. Evet. İşte değil tamam mi? İşte o adam bana dünyanın iyiliğini yapmıştır. Ben bu değil oltacıya mi? Hayatta, ya ben zaten gerçekten oltacıya veya başka birine kızmıyorum. Ha, kızdığım tek bir konu var bu olayda. Evet. Bu su sporcularında özellikle paraşüt tekneleri. Az önce bir tanesi bizi deviriyordu, tam dibimizden geçti. Resmen alabora oldu. Ya kardeşim ben olmuş ama adam olamamış. Öz kardeşim de olsa adam olamamış. Evet. Tekne mesela burada bunun şeyi belli. Paraşüt teknesinin geçtiğinde çıkaracağı dalga belli. Sen bunu bile bu olayı ben 10 metre git. Kardeşim 50, 100 metre açıktan geç. Koca makine altında har patos gibi gidiyorsun. Evet. Git öteden evet. Git arkadaş ya. Evet. Hayır tekne olarak değil dalgıçların da üzerinden geçiyorlar. Ya dalgıçların yani, üzerinden, geçiyor. Gerçeği şudur ki su sporcularındaki her istasyona bence dalgıçlar ve tekne hakkında gerekirse bir lefa bir şeyler yapılır. Bence bir eğitim yapılması lazım. Yani su sporlarında çalışan elemanların, yani hepsi için demiyoruz ama gerçekten çalışan elemanların bilinçlendirmesi lazım. Çok bilinçlendirmesi lazım. Yani ve acilen olması gerekiyor. Kardeşim ben bunu şöyle görüyorum. Biraz şaka olarak da söyleyeceğim. Evet. Bir geçi sakalı bırakan, ne bileyim bir kafasına cöle, bir de kara gözlük varsa tamam işte o denizi o yarattı. Değil mi? Ondan değil başka mi? Büyük değil adam yok. Evet. Kardeşim senin bak turist de açılıyor. Evet turisti de kaç kere öldürdüler açılıyor. Kaç kere evet. Yani adam bunun dibinden geçiyor. Ben bunu şahit oldum. Yoksa bunu ben binsem ben de sürerim. Ahmet de sürer. Mehmet de kullanır yani sonuçta. Evet. Biraz onların yani onlardan. En büyük şikayetimiz sporlarının bilinçsiz olması. Evet. Değil mi? Dalgıçların ya da yüzen insanların üzerine hızlıca geçmeleri. Ya su sporları değil sadece. Büyük, büyük tekne, tekneler. Yani, değil mi? Balık tutan kişiler de bunu zaman. Tabii biraz ağır konular. Biz bunları belki dile getirdik ama 100 kişiden 10 kişi duyarsa. Evet. 10 kişi de 20 kişiye anlatırsa bir nebze olsun bilinçleniriz, daha dikkatli oluruz yani, gerçekten. Çünkü yani. Can çok tatlı bir şey. Can evet. Geride bıraktığınız çocuklarınızın yaşayacağı acıları hesap edin. Ona göre gerçekten ne bileyim bir şey yaparken ona göre yapın yani. Dalgıççılık deyip hani bu düşman olarak gördüğünüz kardeşlerimiz aslında çok tehlikeli bir spor yapıyorlar. Yani biz gene tamam taşın üzerinde de düşme riski var. Ayağımızın kayıp suya düşme, boğulma ihtimalimiz var ama onlar sürekli bir tehlikeyle baş başalar. Yani tekne geçebiliyor üzerlerinden, aşağıda ayaklarına kramp girebiliyor, çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Yani ölümle birebir karşı karşıyalar. Yani gerçekten zor bir spor yapıyorlar. Bizim de anlayışlı olmamız lazım. Onların bize hiçbir zararı yok, faydası var. Balık kaçırıyor değiller. Yani siz de avlanabilirsiniz, onlar da avlanabilirler. Deniz hepimizin. Kesinlikle. Yani. Balık peki bu gece kaçmasın. Avlayanlara ne diyorsun? Yani gece fenerle dalgıçlık yapanlar var. Yani tamamen yasak. Peki yasak olması mantıklı mı? Mantıklı aslında. Gece olarak mantıklı. Neden? Ya çünkü bu şöyle söylüyorum. Cezaevinde adam döver gibi bir şey oluyor bu gece balık avlamak yani. Yani balık kaçmıyor. Savunmasız oluyor daha çok. Savunmasız oluyor. Gelip aynen. Kafasına sıkıyorsun. Aynen öyle. Abi sen yandın ya. Bir çıkar şunları ya. Bir çıkar gözünü sevdiğim diye. İyi. Çıkarsam o zaman yanarım. Hadi ya. Tabii. Ciddi olamazsın. Sen şimdi bununla yanmıyor musun? Hayır. Hadi be. Hayır. Yeterince soğuduk ya. Sabah beri buz gibi olduk. Kemiklerimiz dondu. Valla kim bu zıpkıncı dedik? Zıpkıncılar hakkında iyi kötü bir şey sorduk. Öğrenmeye çalıştık ama çok detaylar vardır tabii. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Yani bu zıpkıncılar ne yer, ne içer, ne yapar, ne zaman dalar, ne olur? Sorun. Baldanoğlu, Ünsal Baldanoğlu da zaten cevaplamaya ya, çalışır. Ben bir şey söylemek istiyorum burada şimdi sen öyle deyince hani sorun deyince. Biz mesela bir çekim yapıyoruz. Videoda gidiyoruz işte çekim yapıyoruz ama
bunu arkadaşlarımız seyrettiği zaman, izlediği evet. zaman diyor ki 1,5-2 dakikalık, aşağı yukarı 3 dakikalık bir video oluyor. Oho diyor, 1 dakikada 2 dakikada balığın anasını belledi. Yok kardeşim böyle bir şey. Sabahla 4'te 5'te kalkacaksın. Üstünü giyeceksin, gelinlik kız hazırlar gibi. Üstünü giyeceksin, aynı oyun ne varsa giyeceksin. Nereye varacaksın? Yolda trafik çevirecek, trafiğiyle uğraşacaksın. Varacaksın, su bulanık, geri döneceksin, çıkaracaksın. Bunlar ha. Bir de diyor ki ya bize balık merası söyle. Ey ben merayı göstereyim, tamam merayı gerçekten söyleyeyim. Ama sen diyorsun ki ya ben girdim balık yok. E kardeşim ben buraya 10 senesindir profesyonel olarak o meraya dalıyorum. Nerede yuva var? Hepsini beyler biliyorum. Bakın, bakın bizim oltacıların gibi aynı sorunlar. Yani mera sorunları yeni başlayanların ya nerede bu millet yakalıyor ben de o yakaladığım yeri paylaşacağım deyip de yok, acemilerin paylaşım yaptığı gibi aynı sorunlar var yani mera sorunları gidip vuramama bulanıklık sorunları her ya benzer sorunlar var aslında. Şimdi diyor ki sen vurdun ben niye vuramıyorum? Ya kardeşim ben yuvayı biliyorum. Evet. Ha bunun için bir yıllar bedel ödenmiş tecrübe, yani. Tecrübe. Ve hala denizde de şöyle bir şey var. Bir ay sonra gördüğünüz yuvayı göremezsiniz. Dalga kapatır. Dalga kapatıyor evet. Ha, bazen de şöyle bir şunu da ben çok yaşıyorum. Diyor ki abi sen önden gidiyorsun. Sen balığı vuruyorsun. Tamam kardeşim benim için daha iyi olur. Sen önden git. Hı. Önden gidiyor. Ben de arkasından 15 metreden geliyorum. Ha hı. Ne vuruyoruz? Lagos vuruyoruz. Hı. Lagos balığı tamam mı? Önce ürker sonra kafası çıkar. Öyle bakar. Merak tamam eder. Ha, sen balığın üstünden geçer gidersin. Hı. Ben arkadan balığı vururum. Ha sen düşünürsün ki Ünsal önden gitti. Önden giden öyle balığı şey alır yok diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bizde de öyle. İlk önden önce, giden. İlk önce bir de şu var. Ya vallahi sorunlar aynı bak. Adam diyor ki Ömer diyor önden gidiyor diyor balığı alıyor diyor. Tamam diyorsun sen öne geç. Adam su üstüyle gidiyor. İlk önce balığın dikkatini çekiyor. Tam sahteyi dışarıya aldığı zaman balık o bölgeye doğru zaten gelmiş oluyor. O yürüyor ileriye gidiyor. İkinci atışı aynı yere ben attığım zaman arkadan geldiğim zaman balık güm diye biniyor. Ondan sonra dövünüyor. İyi de balığı sen çağırdın zaten. Ama iyi çağırdın da yani onun o balığın gelebileceğini de düşünüp aksiyonu ona göre vermedin. Ya da yavaşlamadın. İkinci bir atış da yapmadın. Ben geldim arkandan aldım balığı. Sen de balığı gördüm. Ondan sonra babası öyle kıyıyor. İmanla bura dövünüyor. Ya bu işi sportif yapıyoruz. Biz keyif için yapıyoruz. Aynen. Yani keyif aldık mı aldık. Et için çıkmıyoruz. Yani evde millet et yiyecek de etsiz kaldı da dalmazsak ya da balık yakalamazsak acından ölecek diye. İyi kötü işlerimiz var. Tamam. Bu işten para kazanan insanlar... Kazansın kardeşim. Adam evine çocuğuna hap alacak. Belki ilaç alacak ya. Tamam. Evine ekmek götürecek ondan ya. İnsanın sadece bunda yeteneği vardır. Ve bu insan tuttuğu oltayla, zıpkınla veya evini, ailesini, kirasını ödeye olabilir. Geçimini sağlayabilir yani. O yüzden uğraşmayın kardeşim kimseye ya. Var mısın resmiyette yani satabiliyor musun tuttuğunu? Ya, ticari yapabiliyor resmiyette musun? Resmiyette diyorlar ki işte yasak. Yasak. Ticareti yasak. Zaman zaman ben de yaptım açıkçası söyleyeyim. Bazen öyle olması gerekiyor. Değil mi? Hani bundan ekmek parası kazanmayan ama keyfi giden insanlar var. Yani onlar bu işin şeyin cılkını çıkarması. Ya ben, bir iki tane vurdun yeter. Dön abi geriye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya merayı kurutmak zorunda değilsin. Ben oluyorsunuz. Göze batıyor. Zıpkıncı şunu vurdu, zıpkıncı bunu vurdu, şu kadar vurdu. Ben 30 ton kuzu çevrildiğini gördüm Manavgat'ta. Manavgat'ın boğazın açığında 30 ton kuzunun çevrildiğini gördüm. Evet. Kardeşim bunu görmüyorsan beni de hiç görme ya. Değil mi? Beni hiç görme arkadaş. Bir kuzu vuruyorum ben ya. Adam bir çevirmede 30 ton. Evet. Gırgırlar yasak oluyor. Manavgat boğazın içinde her zaman bağlı olur. Yani bunlar aşağı. Bizle uğraşman ya. Vallahi uğraşman abi. Yani oltacı balığı kurutamaz. Yani oltacı, zıpkıncı balığı kurutamaz. Ağdan da bitmez. Yani ufak ağdan tefek bizim bu teknelerle, şu teknelerle atılan ağlarla asla ve asla bitmez. Gırgırlar büyük problem abi. Büyük çok problem. Büyük problemle de tabii kimse uğraşmak istemiyor. Evet. Serbest kalıyorlar. İstediği şekilde de at oynatabiliyorlar. Evet. Şimdi bu uzadıkça uzuyor. Millet sıkılacak. Belki biz ikinci bir video daha yaparız. Birlikte de dalarız. Birlikte olta atarız tamam mı? İnşallah. Sen bana bir zıpkın verirsin. Birlikte bir dalarız. Bana öğretirsin. İnşallah. Ben sana bir olta veririm. Bir at check yaptırırım. LRF yaptırırım. Şimdi zıpkıncılar ve oltacılarla ilgili bütün ortak sorunlarınızı aşağıya yazın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Kanalımız biraz daha büyüsün.
Yani ne sorulması gerekiyordu, ne merak ediyorsunuz, ne gibi sıkıntılarınız var zıpkıncılarla ilgili yazın alta. Veyahut da zıpkıncı kardeşlerim, oltacılarla ilgili ne sıkıntılarınız var, ne gibi sorunlarınız var, genel olarak zıpkıncıların ne gibi sıkıntıları var, bunları bir yazın, bilelim, öğrenelim. Hep birlikte bunları çözmeye çalışalım, birbirimizi anlamaya çalışalım. Bir şey diyor musunuz Baldan? Hoşgörü. Her zaman hoşgörü. Çözmeyeceği hiçbir şey yoktur. Hoşgörü. Yani. Kesinlikle. Yani. Vay şuradan geldin. Nereden geldin? Manavgat'tan geldim. Serik'ten geldim. Hoşgörü kardeşim. Neden dersen? Bu adam burada bugün şey yaparsın. Yarın yolda arabanla kalırsın. Bu olmuştur. Yaşandı bende. Bek gelir sana yardımcı olur. O adamın bakmaya, yüzüne bakmaya yüzün olmasını istiyorsan her zaman hoşgörü olmak lazım. Tamam, çok uzattık, kapatalım yani. Bir zahmet de. Kapat, yandım anasını. Kapat. Ya. Kapat. İşte böyle. Rastgele. Rastgele hepinize rastgele.